Sakın durma. Üstüne git. Üstüne git. Hadi. Gel. Hadi gel korkma. Hadi gel. Neden benden kaçıyorsun? Hadi gel. Kaçma hadi gel. Hadi. Hadi. Evet hadi. Çok iyi. Kalk. Kalk hadi. Hadi. Kalk hadi! Hadi! Kalk hadi! Hadi! Kalksana! Hadi! Hadi! Kapıyı kapatmayı unutma. İyi dövüşüyorsun, şampiyon. Sen giyinmişsin. Gidecek yerin yok mu? Sende bir katilin içgüdüleri yok. Sana gösterebilirim. Evet, olabilir. Belki bir gün bana gösterirsin dostum. Bence en iyi zaman şimdi. Yoksa korkuyor musun? Sen ne istiyorsun, ölmeyi mi? Fark ettin mi? Bu gece ay kıpkırmızı. Kazanmanın anahtarı, karşındakinin her zayıflığından faydalanmaktır. Her zaman saldır. Bu ikinci ders. Dur! Bu kadar yeter. Hiçbir zaman yetmez. Dersler bitti, şampiyon. Ah!
Hey Jackie, nasıl gidiyor? Oh, hey dostum, nasıl gidiyorsun? Merhaba. Merhaba çocuklar. Öpşi! Biri burada neler olduğunu anlatacak mı acaba? Sadece bir ceset bulduk. Bir boksör, Eddie Cunningham. 33 yaşında, dünya hafif siklet boks şampiyonu. Onu bu sabah bulmuşlar. Biri öldürene kadar dövmüş. Ha güzel. Yeni bir şampiyonumuz var. Peki çocuklar ne buldu? Bu üçüncü olay değil mi? Ne bir tanık ne de bir parmak izi. Yani kandan başka hiçbir şey yok. İntihar olasılığı pek yok değil mi? Bayanlar baylar, gördüğüm kadarıyla bu bir cinayet. Burada neler oluyor böyle? Sizce aynı adam bakın, mı yaptı? Hiç şüpheli var mı acaba? Yakalamak için ne yapıyorsunuz? Katille ilgili ipucu tamam, var mı? Tamam durun. Sakin olun çocuklar. Tüm ipuçlarını değerlendiriyorum. Sonuca çok yaklaştığımıza inanıyorum. Acele etmeyin. Bizimle biraz işbirliği yapmalısınız. Acele etmemelisiniz. Sakin olun yapın çocuklar. Lütfen bir açıklama daha yapar mısınız? Ha, Dana nasılsın? Bir gün sinemaya gidelim tamam mı? Bir iyilik yap. Olayla ilgili dosyayı hemen masamda istediğimi söyle. 15 dakika içinde gelmezse şef beni büyük bir zevkle öldürecek. Çak, şef ikinci hatta. Baker, neler oluyor? Lanet olsun, bazı yanıtlar istiyorum. Seni aşağılık herif. Çalışıyorum şef. Bana rapor vermek zorundasın, yoksa senin canını okuyacağım. Senin gibi sersemleri neden yaramadın? Şef, hiç anlamıyorum. Şef, neden küfür ediyorsun anlamıyorum. Üstüne kalabasan gibi çökmemi istemiyorsan dediğimi evet hemen efendim. Yap. Beni anlıyor evet musun? Evet efendim. Evet. Bu bir cinayet davası. Burada oyun oynamıyoruz Baker. Lanet olsun. Senden bir yanıt bekliyorum. Seni aşağılık herif. Bana hemen rapor vereceksin. Yoksa seni canına okurum. Bunun çocuk oyuncağı olduğunu mu sanıyorsun sen ha? Cevap ver bana. Rapor ver lanet olası herif. Rapor ver. Chuck. Hey. Bunu dün gece bırakmışlar. Tamam duvara atsın. Ay üzerine çeşitlemeler. Dün gece ne zaman geldi bu? Emin değilim. Ben alıp şefe götürdüm. Ay, geldiğinde onu gördüm. Yüzünün ifadesini demek istiyorum. Kızgın bir boğa gibiydi. Öyle kızgındı ki saçları diken diken olmuştu. Ve şimdi arkamda değil mi? Caninin biri kurbanlarının gözünü oyarken sen burada beni mi çekiştiriyorsun? Üstümde ne kadar baskı var biliyor musun? Bu sabah basın, evet o lanet olası basın beni neredeyse parçalıyordu. Şef. Sen çok önemli bir adamsın. Ne? Yani seni gördüğüme sevindim biliyor musun? Gerçekten çok yakışıklı görünüyorsun. Tadadam. Benimle oyun oynama. Ben senden sadece sonuç istiyorum Chuck. Eğer bir daha bana bu saçmalığı yapacak olursan muhteşem Chuck, sihirbazlık numaralarını gösterecek bol bol vaktin olacağından emin olabilirsin. Çünkü artık burada çalışıyor olmayacaksın evlat. Anladın mı beni? Evet. Evet. Saçmalıkmış. İnan bana bu numaraları Vegas'ta bile yapabilirim huysuz ihtiyar. O neydi? Hiçbir şey. Kıpırdayıp durma. Yeter artık Dutch. Beni tahrik eden sendin bebeğim. Şimdi rahat dur bakalım. Ben istemiyorum. Hemen geri döneceksin buraya. Kendini ne sanıyorsun? Pislik herif. Roxy, canın sıkılmış görünüyor. Geri döndün değil mi?
Beni buldu, Fudge. Benim adım Dutch. Bu geceden sonra olmayacak. Bu gece muhteşem bir gece. Ay dansı için. Pekala, dans edelim. Hadi yapma lütfen. Bunu konuşalım ha. Hayır olmaz. Elimdesin. Peki. Sen sert değilsin. Sen... Neden daha iyi değilsin? Çok korkunç bir şey. Tam bir felaket. Tüm kemikleri parçalanmış. Büyük acılar içinde ölmüş. Katil anatomiyi biliyormuş. Çünkü her şeyi sistemli yapmış. Hayati önemi olan yerlere vurmuş. Sinirlere ve göğüse. Böyle bir şey gördüğümü hiç hatırlamıyorum doğrusu. Silah kullandığına dair herhangi bir delil var mı acaba? Silah kullanmışa benzemiyor. Ama hiç böyle darbeler görmedim. Bu adamın dövüş sanatıyla çok ilgilendiği belli. Öldürmek istemiş ve öldürmüş. Teşekkür ederiz. Tanıktan ne haber? Katil onu bayıltmış. Zarar vermemiş. Hiçbir şey görmediğini söylüyor ama tekrar sorguya çekersen bir şeyler öğrenirim. Bu 4. sorgu olacak, öyle değil mi evlat? Dinle, bence sana bu konuda yardım gerekiyor. Bir adamı görmeni istiyorum. Şef, yardıma ihtiyacım yok benim. Evet tabii, bir bakalım. Şu anda elimizde 4 ceset var. Dışarıda bir deli işlediği cinayetler hakkında bize sürekli bilgisayar mesajları gönderiyor. Ve ilk günden beri elimizde tek bir delil olmadığı gibi bundan sonra da olacağı hiç benzemiyor. Cinayetler konusundaki baskılar gün geçtikçe artıyor ve sen karşıma geçip bana yardıma ihtiyacım yok diyorsun. Şef, ben çalışıyorum. Sen çeneni kapatır mısın? Hayır, ben çalışıyorum. Kes sesini. Hayır. Biliyor musun, olanlar aklıma gelince kan beynime sıçrıyor. Buna dayanamıyorum, tamam mı? Hepsi bu. Ken O'Hara, adı bu. Bu adam sen buraya gelmeden önce seri cinayetler bölümüne bakardı. Bu konuda ülkenin en iyilerinden biridir. Birkaç yıl önce emekli oldu. Bana ne? İyi olmasından bana ne? Kes artık, işte adresi bu. Sakın unutma, soruşturduğu son olay hastanede sona ermişti. İyi ki mezarda sona ermedi. Ama benim yardıma ihtiyacım yok. Evet abi. Hayır. Benim de bu kadar baskıya rağmen şimdilik bypass ameliyatına ihtiyacım yok. Bu işte bana yardımcı olmanı istiyorum. Bu yüzden bu davaya onun bakmasını istiyorum, o kadar. Takım elbise giy. İyi bir izlenim bırakmaya çalışacaksın. Tanrım. Lanet olsun. Şimdi bitiyor baba. Ha,
Sakın yapma. Hayır. Hayır. Yeledi. Hop. Hey, delirdin mi sen? Islandım Terry. Evet. Hey. Affedersin, gittiğim yere bakmıyordum. İnan bana, çok pişman olacaksın. Hadi temizleme ücretini vereyim. Bak bu $20, işini görür. Teşekkür ederim. Hey dostum, üstüne işemiş gibisin. Hey tatlım, merak etme, sen böyle de çok güzelsin. Bu parayı ne yapacağımı sana göstereceğim. Bak, üzgün olduğumu söyledim. Gömleğinin temizleme parasını da verdim. Evet ama ben kendimi böyle daha iyi hissedeceğim. Rahat bırak onu. Git başımdan. İyi misin tatlım? Burada kal. Çok uzun sürmez. Yakalayın. Buna tanık olduğun için üzgünüm. İyi misin? İyiyim. Kavgadan hoşlanmıyorum. Kavga etmek istemiyorum. Seçim şansım yoktu. Kimse aileme zarar veremez. Sana zarar vermesinden korktum. Bana mı? Ben Süpermen'im, bunu biliyorsun. Süpermen. Hadi uçalım. Merhaba, nasılsınız? Ben Ken O'Hara'yı arıyorum. Sıraya girin. Ha, şu anda nerede? O öldü. Öldü mü? Ama ben... Benim kızımı getirdiği zaman bizim kızımızı, onu öldüreceğim. Anladım, boşandınız. Ayrıldık. Lauren'ı alma sırası ondaydı. Geç kalmayacağına söz vermişti. Böyle bir meslekteyken ona dayanmak zor olmalı. Çok zordu. Çok zor günler geçirdik ve... Benim adım Megan. Chuck. Oh, ah, bu size. Ah, teşekkür ederim. Kocanızı tanımıyorum. Açıkçası tanımak da istemiyorum. Nerede kaldın? Biraz eğleniyorduk. Sence bir sakıncası var mı? Bilmiyorum. Evet anne. Babamı görmen... Şimdi olmaz tatlım. Bir randevumuz var. Evet, olduğundan eminim. Zamanında getireceğine söz vermiştim. Bu senin sorumluluğundu. Değil mi Chuck? Kesinlikle. Bu işe karışma Chuck. Bence karını dinlesen iyi edersin. Geç kaldınız sanıyordum. Kaldık. Babana hoşça kal de. Hoşça kal tatlım. Hoşça kal, seni seviyorum. Ben de seni tatlım. Hiç bekleme Chucky. Dönmezler. Aslında ben seni görmeye gelmiştim Süpermen. Seni kırmak istemiyorum ama yok o. Seni görmemi Şef Hutchins istedi. Hutchins mi? Yani şimdi sen... Hayır, girebilir miyim? Hadi gel. Artık bu işi yapmıyorum. Evet, şef bunu bana söylemişti. Ama o yardımını istiyor. Cevabım hayır. Reddettiğimi söylersin. Önemli değil. Şef dedi ki son olayı bırakmışsın. Bu doğru mu? Açınsa selam söyle. Dikkatli kullan. Yine de ben bunu bırakacağım.
Dinle. Gitmemi istiyorsan söylemen yeterli. Zaten yardımını istemiyorum. Tekrar olmaz! Senin ruhun hiç temiz değil.
Bilgisayarda kung fu filmi mi var? Tamam, geliyorum. Hey, neler oluyor? Merhaba. Öykü daha yeni başladı. Ha, yine mi bu? Yo, bu tıpkı aksiyon filmlerindeki gibi. Ama yayının nereden geldiği belli değil. Hı, Japonlara özgü bir tarzı olmalı. Bu şeyleri çok severim. Olamaz, onu tanıyorum. Ben hemen 562 Yavuz Caddesi'ne gidiyorum. Tamam. Bu yayını benim için kayda alır mısın lütfen? Denerim. 562 Yavuz. Sen de kimsin? Beni hatırlamıyor musun? Çok yazık. Evet. Şimdi şampiyon kim? Benim! Ken, benim Haç. Dinle, senin öğretmenin Usta Takeito, o öldürüldü. Neyin var senin? Böyle bir olaya tek başına gitmemen gerektiğini bilmen gerekirdi. Yanına birini almalıydın. Zaman yok. Durum da çok kötü görünüyordu. Yani... Hey Ken! Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim. Merhaba. Seni görmek üzere. İlle, kaybın için gerçekten üzgünüm. Sağ ol. Elimizde ne var? Chuck sana ipuçlarını gösterir. Bu olayda birlikte çalışacaksınız. Ortak olacaksınız. Aramıza hoş geldin Ken. Evet.
Yardım isteyeceğinden eminim. Benimle gelmek ister misin? Sonra görüşürüz ha. Ken. Teşekkür ederim. Yardıma geldiğin için. En azından bunu yapmalıyım. Dosyayı okudun mu? Evet, inanamadım. Ve? Sonuca ulaşamadın değil mi? Bunun için buradasın, ruhlarımızı kurtarmak için. Ve yeni fikirlerin var mı? Birkaç tane. Oldukça organize çalışan bir katil bu. Planlı çalışan biri. Yani cinayetleri rastgele, anlık hırslarla işlemiyor. Sadece öldürmek istediklerini öldürüyor. Belirli kurbanlar ve belirli yerler. Hiç tanık yok. Her şey çok iyi planlanmış. Davranışları onun kişiliğini gösteriyor. Oldukça kontrollü ve son derece kararlı. Biri diğerine benzemiyor. Evet, nasıl buldun? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü açıkçası fikirlerin umurumda değil. Kim olduğunu biliyorum Ken O'Hara. Teşkilattan korktuğun için ayrıldım. Düşmanla yüz yüze geldiğine korkup kaçan bir adamdan ne beklenir ki? Şimdi o saçma teorilerini kendine sakla. Sadece raporunu ver. Ayrıca ayağımın altına dolaşmazsan gerçekten minnettar olurum. Anlıyor musun? Evet. Anlıyorum. Güzel. Evet. Kendi odana gitmek istersin herhalde. Ben teoriyi inceleyince seni çağırırım. Tamam mı? Raporum için elindeki tüm bilgilerin bir kopyasını istiyorum. Sekreterden alabilirsin. Sana iyi günler. Atış ve sayı. Sen, ne işin var burada? Burada neler oluyor? Polis, sen de kimsin? Ben burada oturuyorum. Kurban yalnız yaşıyordu. Tanrım. Geri, sen misin? Ken amca. Ken amcam. Evet, o Tekeyto ustanın kızıdır. Ne? Evlat edinmişti. Babanız için üzgünüm bayan. Ama birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi merkeze gidelim lütfen. Hayır. Bir şey yok, merak etme.
Bunu yarın yapabiliriz. Hadi canım. Seni bir otele yerleştirelim. Kenan amca döndün mü? Evet, döndü. Birlikte çalışıyoruz. Bana öyle gelmedi. Demin dövüşüyordunuz. Evet, öyle. Bak, neden benimle gelip evde kalmıyorsun? Seni götürürüm. Ben taksiyle geldim. Ayrıca şu anda Karen'ın evinde kalıyorum. Evi biliyorsun değil mi? Evet. Seni görmek çok güzel Kenan amca. Yarın görüşürüz. Evet tabii. Hadi. Bak, bu gece onu sorgulamamız gerekiyordu. Bence yetkin dışında kararlar vermeye kalkma, tamam mı? Yarın sorgulayabiliriz. Hayır. Ben emekli olduğum zaman soruşturmayı sen yürütürsün. O zaman kararları da sen verirsin. Bak serseri, ben onu arayacağım. Sen araştırmaya devam edebilirsin. Araştırmayı bitirdim. Zorla girildiğine dair bir belirti yok. Patlama da oldukça ilkel bir şey. Sadece gaz ve birkaç dinamit. Saatli bir bombaymış. Bu da dedektif Baker'ı beklediğini gösteriyor. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü onu buldum. Duruyordu. Dedektif Baker'ın içeri girmesini bekliyormuş. Belki de zamanlama GPS sistemindeydi. Adam tüm polis kayıtlarına girmiş. Ama patlama o girmeden olmuş. Chuck'ı öldürecek miydi? Yalnızca mesaj gönderiyor. Cinayetleri yakın yerlerde işliyor. İyi fikirler üretiyor. İşi öğrendikçe kendine daha fazla güveniyor. Bu yüzden bilgisayar mesajları gönderiyor. Kışkırtıyor. Bu adam teknolojiyi iyi kullanıyor. Bu konuda ben pek iyi değilim. Ama birkaç yıl önce bilgisayardan anlayan birini tanımıştım. Gidip onun önerilerini alabilirim. Yani bilgisayar konusunda. Güzel. Neden hala buradasınız ha? Gidiyoruz. Ken amca, ben de geleceğim. Kelly, sen hala burada mısın? Ben de gelmek istiyorum. Bu işten uzak dur. Neden söz ediyorsun? O benim babamdı. Sen eve dön Kelly. Bir şey öğrenirsem ararım, tamam? Lütfen, şimdi eve dön. Bizimle çalışmayı isteyecek kadar cesur biri. Bir soru mu var? Hayır, yine mi? Tamam. Çalışacaksan kurallarıma uyacaksın. Peki, Kelly ile ne tür bir ilişki var? Kelly mi? O benim kızım gibidir. Anladım. Ama onun tipi değilsin. Sahi mi? Siyah olduğum için mi? Hayır, serseri olduğun için. En azından ırkçı değilsin. İşte geldik köşeyi dönünce. Evet. Bu adam tehlikeli biri mi? Sadece hoşuna gitmeyecek biri olursan. Pekala, talimatları izle. Hayır, sen yukarı çık. Soldaki ilk kapı. Ben arkaya dolanayım, tedbir olarak.
Hazır olduğundan eminim tatlım. Tabii ki biz sevgili değil miyiz? Aklımdayken bu sütyeni çıkarmamı ister misin acaba? Evet bebeğim, sütyenini kesinlikle çıkarmalısın. Bu söylenecek en doğru şeydi. Lanet olsun. Sakın gitme. Ben hemen gelirim. Kim o? Polis! Birkaç soru sormak istiyorum. Ne tür sorular? Aç şunu. Bir dakika. Hemen geliyorum. Bir yere mi gidiyoruz? Hatırladın mı Justice? Dedektif O'Hara. Hadi. Hadi! Bunu mu arıyorsun? Sen yanlış adamla dans ediyorsun. Benimle geliyorsun. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. Lanet olası bilgisayarınla yaptıklarını inkar mı ediyorsun? Hayır! Aptal numarası yapma, beni anladın. Anladın değil mi? Banka bilgisayarı mı? Ben bir şey yapmadım ki. Tabii ki yapmadın. Özür dilerim Justice. Dedektif Baker'ın tarzı benimkinden biraz farklı. Hadi Baker, o soruşturmaya yardım edecek. Ederim. Kes sesini! Onun tek bir sözüne bile inanmıyorum. Yardım edeceğini söyledi. Edeceksin değil mi? Evet, her şeyi yaparım. Otur Justice, otur. Otur. Harika dostum, bunu nereden buldun? Bir adresi bulabilir misin? Grafikler ve mesaj gönderiyor. Tabii, zor değil bu. Bu merkeze gelmiştim. Sonra bebeğim, beni bekle. Burası çöplüğe benziyor. Nasıl dayanabilir? Adres verilmemiş, bir şey yapamam. Adres verilmeliydi. Bu ne için? Onu bilgisayarın başından kalkmamak için kullanıyorum. Ne bu, kahve mi? İdrar. Tanrım, ne kadar iğrençsin. Tamam, izle. Bu mesajın yerini bulabilirim çünkü şimdi geliyor. Bu da ne? Bu senin için. Burada olduğunu nereden biliyor? Peki, tamam. Onu konuşturun. Yeterince konuşursa onun yerini buradan bulabilirim. Lanet olsun, bu o. Konuş, bağlantı kesilirse kaybederim. Kimsin sen? Bilmiyor musun? Bu da neyin nesi? Sesini duyurabiliyor. Bir fikrim var. İddia ettiğin kişi olduğunu kanıtlayabilir misin? Bu nasıl? Aman tanrım. Devam et, neredeyse buldum. Neden öldürüyorsun? Bu bir oyun, bakalım kim kazanacak? Ya ikiniz, ya da ben. Evet, biliyorum. Chuck Baker da senin yanında. Benimle olduğunu biliyor, bu adam her şeyi biliyor. Seni yakaladım pislik herif. Nerede? Beijing. Hayır, durun Taylan. Tayvan. Bu alanı biraz daraltmalıyız. Los Angeles. Herif çok iyi. Yeniden deneyelim. Moskova, Berlin. Kaç tane adresi var bunun? En yakın adresi istiyorum. Buluyorum. Miami. Buluyorum, bekle. Bekle, bingo. Evet, bingo. Son adresi. 843 Adam Caddesi 21 numara. Evet. Tanrım, burası çok yakın bir yer. Hadi gidelim. Konuşmaya devam et. Lanet olsun, hadi dostum.
Emekli olmuş bir ihtiyara göre oldukça iyisin. Ben aklımı kullanıyorum. Evet tabii, ben aptalım. Silahın nerede? Silah kullanma. Peki ama neden? Hazır mısın? Bir plan yapmamız gerekiyor. Ben kapıyı kırarım. Odaya bakmak için önce sen girersin, ben de seni korurum. Planın bu mu? Senin elinde beni koruyacak bir silah bile yok. Dinle, kapıyı ben kıracağım. Neden? Çünkü sen sadece benim yardımcımsın. Beni koruyacağına inansam ben girerdim ama beni koruyacağını hiç sanmıyorum. Pekala dostum. Pekala, birlikte gireceğiz. Bir, iki. Sakın kıpırdamayın. Kimse kıpırdamasın. Onu bırakıp hemen otursan iyi edersin. Bilgisayar nerede? Nerede diyorum size? Arkaya bak. Ben bunlarla ilgilenirim. Kiminle konuşuyorsun? Kapat çeneni. Arkaya bak. Sen yalnızsın dostum. Ken! Yardımcın nerede dedektif? Ben kendime yardım edebilirim. Korkak tavuk, pislik herif. Belli ki dostun seni yalnız bırakmış amigo. Ama benim dostum değil. Bakın baylar, şu anda iki tane destek ekibi yola çıkmış durumda. Ben hiç sanmıyorum, pislik herif. İnanın bana, rahatsız etmek istememiştim sizi. Geldim! Neden bu kadar geciktin? Uygun anın gelmesini bekledim. Öldürülebilirdim. O kadar beklemezdim. Evet, 843 Edim Caddesi. 21 numaraya bir ekip gönderin. Evet. Ken. Teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım. Evet, tamam. Şimdi yapmamız gereken bilgisayarı bulmak. Bilgisayar yok ki, burada değil. Baktın mı? Evet. Hey, dur. Şunu açıklığa kavuşturalım. 7'ye 1. Beni bırakıp bilgisayara baktın. Evet, baktım ama yoktu. Bana bak. Serseri. Polis. Jack Baker, bir dövüş sihirbazı. En iyi dövüşen polis dedektifi. Emekli olmadan önce o da çok iyiydi. Dedektif Ken O'Hara. Ama üstündeki baskıya dayanamadı. Korkusu baskın çıktı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bir konuğumuz var.
Kelly, sana eve gitmeni söylemiştim. Aa, yapmayın, bir şeyler yapmalıyım. Bu polisin işi. Aa, bunu kendine sakla. Sizi takip etmek yasa dışı bir şey değil ki. Tamam, bizi takip et. Gösteriye bakın. Harika. Yavrum. Çok güzel. Harika. Hadi biraz da bu tarafa. Harikasın. Hey, yaklaş biraz, yaklaş. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim, gel. Gelsene bebeğim. Gel buraya yavrum, hadi. Hadi. Hey, adın ne? Bebeğim. Buraya gelip yanıma otursana. Seni mutlu ederim. Hey, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hadi güzelim, çıkar şunu. Ken amca. Buraya neden geldiniz? Sizin kiliseye gittiğinizi sanıyordum. Tamam, ben bu işten çok sıkıldım artık. Hadi gidelim. Ken amca, hemen gidiyor musunuz? Daha kızlar üstlerini bile çıkarmadılar. Hey! Hey yavrum, gelsene. Biraz sohbet edelim ha, ne dersin? Yardım edelim hadi. Merak etme Çak. Ona yardım gerekmez. İyi dövüşçüdür. O bu alanda şampiyondur. Hadi gidelim. Adam bizden bir adım önde gidiyor. O serseriyi bir an önce yakalamak istiyorum Ken. Ardında mutlaka bir delil bırakacak. Herkes hata yapar. Bu deli henüz yapmadı. Çak, bak bilgisayardan aldığımız kopyaya bak. Belki bir şey atlamışızdır. He? Evet. Hep bildiğimiz şeyler. Sen konuşuyorsun, o da olta atıyor. Bu herif çok zeki biri. Bu kadar ciddi ama. Bu adama bir kişilik yakıştırma. Seri katillerin bir profili vardır. Beyaz, 30-40 yaşlarında. Kötü deneyimler geçirmişlerdir. Çocukken cinsel tacize uğramış olabilirler. Hey, bana bunları anlatman gerekmiyor. Bunları ben de biliyorum, tamam mı? Hey, bunu daha önce görmemiştim. Ne? Mesajının son satırını. Cime, Cine ve kahramanlara hoşça kal deyin. Ayın üstünde kan var. Ne demek anlamadım. Arada bir bağlantı olmalı. Jim Neighbors, Gene Hackman, Hogan'ın kahramanları. Hiçbir şey çıkmıyor. Daha zekice bir şeyler olmalı. Şey, Kerry, Jim Kerry, Kerry Gene, Kerry'nin kahramanları. Yani adı Kerry olan birinin peşinde mi bu? Saçmalık. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Doğru, ben Kelly'yi arayacağım. Bir dakika. Kelly. Evet, Kelly'yi arıyorum. Jim Kelly, ejderha okulundaki adam. Gene Kelly ve Kelly'nin kahramanları. Adam bu sefer Kelly'nin peşinde olmalı. Telefon cevap vermiyor.
ikiniz ne yapıyorsunuz? Şş, sen iyi misin? Kapıma ne yaptığınızı söyler misiniz? Kapı kilitliydi, mutlaka kırmış olmalısınız. Buraya bu şekilde giremezsiniz. Tehlike anında gireriz. Ben tehlikede değilim ama siz öylesiniz, anladınız mı? Katilden mesaj geldi, sıra sendeymiş. Mümkün olduğunca çabuk geldik. Lanet olsun, bu herif yine dolaşmaya başladı. Biz hayatını kurtardık. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir iyilik yapın, olur mu? Tabii. Bir dahaki sefere kapıyı çalın. Şimdi buradan defolun. Çok kalmak isterdik ama gitmemiz gerekiyor değil mi Ken? İş numaram var değil mi? Evet Ken amca. Bütün numaraların var. Bunların hepsi maço. Lanet olsun, anahtarları unuttum. Gel. Önce vuracağız, tamam? Evet, evet. Polis kıpırdama! Kıpırdama!
Oo, evet bakıyorum çıplak kadınlar konusunda çok iyisin. Bu seni epey oyalar dedektif. Hı-hı. Evet gitmeliyim. Hey bu bebek kim? Kelly ne yapıyorsun burada? Korunman için verdiğim üniforma nerede? Bu olayda seninle çalışacağımken hedef benim. Sizin yanınızda daha güvende olurum. Beni alın. Sözünüzü dinlerim Kenan amca, bunu biliyorsun. Bu olabilir çünkü artık bir hedef. Ayak altında dolaşmayacağını söz ver. Anlaştık Kenan amca. Bana Chuck amca demeyeceğine de söz ver. Söz veriyorum Chuck. Güzel, kurban olmana izin vermeyeceğiz. Teşekkürler Cassis, seni sonra ararım. İyi şanslar. Hiçbir yerde bulamadık. Bu adam eğitilmiş olmalı. Gerçekten iyi. Kimse öldürme dersi vermez. Öldürme tekniklerini deniyor. Ve savunma için dövüşüldüğüne inanırız. O tam tersini deniyor. Ve bir kurban listesi var. Top 40 listesi çıkaralım. Evet, o çoktan çıkarmıştır. Keşke sırayı bilebilseydik. Sıra kimde? Neden ayrıldın Ken? Senin gibi seri katillere bakıyordum. Bir serseri izliyordum. Onun benine girdim. Tam 10 kişiyi öldürmüştün. Onu sıkıştırdım. Çok şey görmüştüm. Çok fazla. Yeniden böyle bir deneyim yaşamak istemiyorum. Buna ihtiyacım yok. Seni kötü yapmış herhalde. Neredeyse öldürüyordu. Evliliğimi öldürdü. Kurtarmaya çalıştım ama... sonucu gördüm. Ken, ben de evlenmiştim. Uzun süre önce akademide okurken. Kötü bir şekilde bitti. Bu konuda işimi suçlamıştım. Ama öyle değildi. Sadece yürümedi. Çok kötü. Bak Ken... seni iyi tanımıyorum ama sen bana hiç de öyle bir insan gibi gelmedin. Vazgeçecek. Haksız mıyım? Evet galiba. Evliliğinden sakın vazgeçme. Şu anda pişman olduğum tek şey fırsatım varken evliliğimi kurtarmamaktır. Tek yapacağım aramaktı. Arama. Senin araman gerekiyor. İkimizin arasında nasıl böyle bir paralellik kurdun? Sen şimdi bunu boş ver, aramalısın diyorum. Evliliğini tamir et. Bir şansın var, kullanmalısın. Evet, belki kullanırım. Her şeyim var. Fırsatım var. Ve suçlusun. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Ama fazlası gerekmez, inan bana. Bak, bu bir çeyrek. Şimdi bunu fırlatacağım ve tura gelirse arayacaksın. Atıyorum.
Sen kazandın. Evet. Sadece sihirbazlık. Pekala. Beni öldürecek. Alo Megan. Benim. Konuşabilir miyiz? Evet hepimiz. Bu işin yürümesini istiyorum. Alışveriş. Alsana. Şerefine. Neyin? Kenan amcanın. Hadi tatlım daha hızlı. Annene baksana çok yavaş. Ben memnunum. Başardım. Başardım işte. Şunu lütfen. Sağ olun. Al canım. Hadi. Evet başardım. Evet. Harikasın baba. Megan. Bak zor olduğunu biliyorum. Yeterince çaba göstermemiş olabilirim. Bunu değiştirmek istiyorum. Dinle. Ben senden ayrılmayı hiç istememiştim. Bunu açıklayamıyorum ama... kendimi dünyaya kapattım. Bana da kapatmıştın. Bunu yapamam. Bu şekilde yaşayamam ben. Evet, bu hayatımdaki en büyük hataydı. Bir daha olmayacak. Desteğine ihtiyacım var. Her zaman. Desteklerim. Hep destekledim. Yani tekrar birlikte olabilir miyiz? Yeni bir aile. Deneyeceğim. Evet ben de. Ben bu hafta sonu eve taşınabilirim. Sahi mi baba? Evet bu olayı çözmem için biraz zaman gerekiyor tamam mı? Bana uygun geldi. Babanın eve gelmesini istiyor musun? Evet istiyorum evet. Peki ya sen? Evet ben de. Lanet olsun. Önemli değil. Özür dilerim. Biz de etrafı gezeriz. Tamam unutmayın ha. Bu hafta sonu. Bu hafta sonu. Dikkatli ol tamam mı? Merhaba çavuş. Bir tane daha. Ne silah ne parmak izi ne de tanıdık hiçbir şeyim daha. Yere yazılmış bir şey var. Rapora bunu da eklersin tamam mı? Tamam Chuck. Evet. Sana bir şey anlatıyorum. Hayır sana. Hayır. C-H-A-N. Elinin altında ne var acaba? Bir iyilik yap. Birkaç kere çek ve hepsini büyüt. Şunu gördün mü? Bir tanesi eksik. Esrarengiz resim. Belki onun resmiydi. Aferin Kelly. Rex buraya gel. Bu duvarın fotoğrafını çek. Ve hepsini bir an önce basıp merkeze gönder tamam mı? Bizim bölüm. Tamam. Çeko, Çekon, Çedikok, Çedırtın, Çedik, Çetan, Çetnik, Çedorn, Çetnik, Çedvin, Çet, Çifin, Çekin, Çikeri, Çegiz, Şegnan, Şeheliyiz, Çeyiz, Şefkin, Çeyin, Çet. Bence kurban katilin adını yazmaya çalışıyordu. Ama ters bir şey var. Şampanya yazmadığı kesin. Belki başka bir şey yazıyordu.
Tamam. Çay, çanta, çek olabilir. Evet evet çek olabilir. Çikolata, çukur olabilir. Acaba başka ne olabilir? Düzlük arazi olabilir mi? Şampanya, ya da şampiyon. Şampiyon evet. Bir dakika. Şampiyon. Lanet olası herif. Hep gözümün önündeydi. Ne? Kurbanlar şampiyon. Hepsini öldürüyor. Şuna bak. Boks, güreş, eskrim, judo, karate, kickboks. Lanet olsun. Bu adamların hepsi şampiyondu. Birbirleriyle hiç dövüşmediler. Yarışmaları ayrıydı. Ama bir kere dövüştüler. Ha? Bağlantı onun babası yani öğretmenim. Dur biraz neden söz ediyorsun? Ustaların dövüşünü hiç duymadın mı? Hı hı. Lanet olsun. Sonuncuyu hatırladın mı? Bütün şampiyonlar vardı. Odamda bununla ilgili dergiler ve resimler var. Hadi oraya gidelim. İşte burada. Bulduk. Ustalar dövüşünün fotoğrafı. Tanıdığın var mı? Bu adamlar çok ünlüdür Çak. Hepsini şahsen tanıyorum. Kurbanlara ayıralım. Eddie Cunningham, boksör, kurban. Bud Schultz, güreşçi, kurban. Kurt McKinney, Queen Karadi, Mark Kramer, kickboksçu, kurban. Hekaydı Usta, kurban. Kevin Haley, judocu, kurban. Bu adamlar kim? İlk adam Chad Atkins. Kung fu konusunda tam bir uzman, tam bir şampiyon. Yok edici bir gücü olduğu söyleniyor. Karşısında hiç kimse duramıyormuş. Onu sevdin mi dostum? Hemen ümitlenme, gerisini dinle. Ne yazık ki Chad 3 yıl önce araba kazasında ölmüş. Lanet olsun. Pekala bana sayıyı verin. 6 cinayet. Fotoğraftaki diğer 2 kişiden biri 3 yıl önce araba kazasında ölmüş. Geriye bu kalıyor, Willie Nider. Tarife uyuyor. Yaş, ağırlık, boy. Hatırladın mı Kelly? Hayır. Çok hızlı gelişti. Bilmiyorum. Biz onu gördük. İnanılmaz dövüşüyordu. Bu adamların canını çıkarmasından belli. Tek amacı öldürmekti ve öldürdü. Sıradan bir vatandaş. Daha da kötü. Geçen ay başka bir suçtan buraya gelmişti. Ama tutamadık. Ha, çok güzel. Ama bu kez gidemeyecek. Ne düşünüyorsunuz? O mu değil mi? Yakalayınca öğreneceğiz. O halde yakalayın serseriyi. Ben ekibi hazırlarım. Hadi bakalım. Gelebilir miyim? Üzgünüm Kelly ama gelemezsin. Biz adamı yakalayana kadar burada kalacaksın. Sizinle güvende olacağımı siz söylemiştiniz. Evet ama ölümün gölgeli vadisinde yürürken seni korumamız pek mümkün olmaz canım. Biliyorsun ben kendimi koruyabilirim. Tartışma bitmiştir. Karar verildi. Burada kalıyorsun Kelly. Hadi gidelim. Tabii. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Hadi o tarafa yakalayalım onu. Çabuk olun. Kıpırdama. Kıpırdama.
Sonunda bu esrar çözüldü galiba. Nihayet. Bu sence de biraz kolay olmadı mı? Dur biraz. Ne yapabilirdi ki? Hiçbir şansı yoktu. Gerçek katili buldum. 132 Lin Caddesi içerideyim. Lanet olsun! Seni tekrar görmek ne güzel. Tanıştık mı? Oyun oynama. Kariyerinle ilgili araştırma yaptım. Ulusal şampiyonmuşsun. Doğru mu? Doğru. Ne kadar ilginç. İşte orada, hadi. Kıpırdama polis! Kelly! 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 Ne kadar güzel bir aile. Ne kadar güzel bir aile. Birinin onlarla ilgilenmesi lazım O'Hara. Alo? Megan, iyi misin? Çok iyiyim. Yine aynı şeyi yaptın. Pis işleri arkadaşın yapıyor. Hangi arkadaşım? Arkadaşın. İşin olduğunu, eşyaları onun taşımasını söylemişsin. Beni dinle Megan. Şu anda nerede? Lauren'ın yanında oturuyor. İyi görünüyorlar. Bak, kaçabiliyorsanız kaçın. Kaçamıyorsanız hiçbir şey belli etme. Ben hemen geliyorum. Size zarar vermeyecek. Söz veriyorum. Seni seviyorum. Korkuyorum Ken. Biliyorum, biliyorum. Hemen geliyorum. Kapatma Ken. Lauren'ı çağırayım. Yoksa o dostum Ken. Ben konuşayım. Hayır! Buraya gel Ken. Seni burada bekliyorum. Aklıma gelmişken sadece ikimiz kaldık. Başkası yok. Sadece sen. Yoksa karın ölür. Ken! O bir kanıt. Mahkemeye çıkma şansı olmayacak. Sadece ben ve o. Bu saçmalık. Biz bir ekibi. Seninle geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Ken! Biz polisiz. Bunu yapamayız. Ken! Bu benim ailem. Riski göze alamam. Ken! Tepele onu. Geldiğin için sağ ol. O'Hara! Cehenneme hoş geldin. Kımıldama. Beni vuramazsın.
Özellikle karının ve tatlı kızının nerede olduklarını bilen tek kişiysem. Ya! Ve şimdi oyun başlıyor. Pis serseri! Onlar şampiyon değildi. Onlar masumdu. Fotoğrafı gördüm Ken. Tıpkı senin gibi. Benim gibi mi? Çok güzel. Bebeğim geliyorum. Çabuk. Büyük şampiyonluk maçı için tam 15 dakikanız var. Yaşam ya da ölüm. Bu şimdi senin elinde Ken. Hadi. Çekeceğim Ken. Hadi.
Hadi Ken, tutmaya çalış. Lanet olsun. Kurtaramayacaksın. Ken! Megan! Baba! Baba kurtar beni! Baba! Baba kurtar! Tamam bebeğim. Babam bizi kurtaracak. Çabuk Ken! Çabuk! Kelly'i kurtaramadın. Ortağını ve aile. Kendini de kurtaramayacaksın. Kurtulamazsın. Kazanamazsın.
ben çocuk katili değil. Daha o kadar kendimi kaybetmedim.